Burada bizimle uyuyacaksın. Bomboş kucağımız, bomboş dişik, bomboş. Sana söz verdim. Bulacağım oğlumuzu. Oğlumuzu bulacağım. Karnım. Bulacağım. Oğlumuzu bulacağım. Şu Maksut'la görüştür beni. Oğlumu o kaçırmış olabilir. Tamam Kahraman Bey. En yakın zamanda bir görüşme ayarlarım. Ben hastanedeki ve emniyetteki görevlilerle görüştüm. Sen de irtibatta kal benimle. Merak etmeyin Kahraman Bey. Sağ ol. Aradığınız kişi şu anda başka... Tamam. Anladım. Haber bekliyorum size. Alo. Merhaba Kahraman Bey. Maksut serbest bırakılmış. Bu kadar çabuk mu? Ne zaman? Bugün. İşin ilginç tarafı bebeğinizin kaçırıldığı saatlerde serbestmiş. Neredeymiş peki? Durumdan emniyettekilere bahsettim. Şüpheliler listesine alındı. Hemen onu bulun bana. Kayıtlı adreslerde bulunamadı. Araştırıyoruz. Yetişemedim, oğlumu bulamadım. Tamam, kabusu gördüm. Yetişemedim, oğlumu bulamadım. Yetişemedim. Oh.
Elif. Elif. Nerede? Bilmem. Elif yok. Elif! Gece çıkıp gitmedi ya, nasıl görmezsiniz? Vallahi görmedim Kahraman Bey. Aysel ablam da görmemiş. Görsek durdurmaz mıydı? Oğlum belki ferahlamak için arka bahçeye falan çıkmıştır. Baktık anne, baktık. Polise haber verdiniz mi? Başına bir şey gelmesin kızım. Verdik baba, herkese haber verdik. Telefonu da burada bırakmış. Yer saptaması da yapamıyoruz. Efendim Defne. Kahraman, hemen Bavin'e gelmen lazım. Elif burada. Ne? Ne işi var orada? Bebeğini ben aldım zannediyor. Evin her yerinde bebeğini arıyor. Hiç iyi değil, ne yapacağımı bilemedim. Hemen gelmen lazım. Tamam, tamam. Hemen geliyorum. Defne, ben gelene kadar oyalı. Bir yere bırakma onu. Tamam. Teşekkür ederim. Aman Allah'ım. Şimdi de Defne'nin kapısına mı dayanmış? Evet. Kahraman ben de geleyim seninle. Gerek yok abi, sağ ol. Sen bilirsin. Zannettim. Gittim baktım aradım yok. Bak ellerim bomboş. Yok. Oğlum yok. Biriniz bir şey söyleyin artık benim oğlum nerede? Ne olur Elif'im kendini bu kadar helak etme. Elif hadi git biraz dinle. Ne olur. Bak sana söz verdim. Oğlumuzu bulacağım. Sen bak onunla ilgilenemezsin sonra. Hadi. Güzel kızım. Bak Kahraman doğru söylüyor. Lohusasın sen. Sonra hastalanıp yataklara düşersin. Allah korusun. Hadi bir tane. Benim çıkmam lazım. Elbise emanet. Dışarıda konuşalım mı? Randevum var Kahraman. Bekleyemez mi konuşacaklarımız? Defne Hanım, buyurun sizi içeri alabiliriz. Kahraman ben çok heyecanlıyım. Sen istiyorsan burada bekle çıkınca konuşuruz. Hadi gel, geçelim içeri. Girelim. İşte o bebeğiniz. Boyu 1,5 santim. Henüz 1 gram civarında. Dilerseniz ben size kalp atışlarını da dinleteyim. Kahraman duyuyor musun? Ne
kadar hızlı atıyor kalbi. Genellikle babalar böyle durumlarda şaşırıp kalırlar. Minicik bir şeyin kalbinin bu kadar hızlı attığına inanamazlar. Mucize gibi. Ama sağlıklıymış. En önemlisi o. Evet. Senin için çok zor bir durum, anlıyorum. Benim heyecanıma katılamıyorsun. Oğlun kayıp. Hastaneye neden geldin Defne? Ne işin vardı? Bebeği benim aldığımı düşünüyorsun sen de. Defne, bir soru sordum. Hastaneye niye geldin? Merak ettim çünkü. Aylarca o bebeğin büyümesini izledim ben. Aylarca onun hayalini kurdum. Doğduğunda onun annesi ben olacaktım. Görmek istedim kahraman, o kadar. Gördüm, çıktım. Senin tahmin ettiğin gibi kötü bir şey yapmadım ben. Biz bu çocuk meselesini çok konuştuk seninle. Sonrasında da boşandık. Ben nedense böyle masumane sebeplerden dolayı hastaneye geldiğini düşünmüyorum. Niye böyle bir şey yapayım kahraman? Hamileyim ben. Neden bir başkasının bebeğini alayım ki? Benim böyle bir şeyle suçladığına inanamıyorum. Belki geçmişte yaptıklarından dolayıdır. Çok rica ediyorum kahraman, daha fazla canımı yakma benim. Gerçekten çok üzüldüm. İnşallah bulursunuz bebeğinizi. İnşallah iki evladın da sağlıklı büyüdüğünü görürsün. Senin üzülmeni hiç istemiyorum kahraman. Yavrum, bir haber var mı? Yok anne. Polis her yerde arıyor. Benim haber vermediğim kimse kalmadı. Ama maalesef bir sonuç alınamadı. Vah, vah. Efendim müdür. Kahraman Bey. Ne yazık ki pek iyi haberim yok. Şehrin çöplüğüne atılmış bir bebek cesedi bulunmuş. Oğlum, ne oldu? Torunuma bir şey mi olmuş yoksa? Kahraman Bey, orada mısınız? Maalesef sizin bebeğiniz olabilir. Gelip teşhis etmeniz gerek. Tamam. Tamam, geliyorum. Tamam. Oğlum, Betin benzin attı. Kahraman, ne olmuş söylesene. Benim gitmem lazım. Kahraman. Bebeğimi mi buldun? Bebeğime gidiyorsun değil mi?
saklama ne olur, biliyorum bebeğimize gidiyorsun. Söyle bir şey mi olmuş? Öldü değil mi o? Öldü değil mi kahraman? Sadece bir bebek bulmuşlar, tamam mı? Gidip bakacağım, o kadar. O bizim toprağımız değildir. Yavrum, yavrum oğlum. Oğlum yalvarırım, ben de geleyim. Ne olur ben de geleyim. Bak ben annesiyim. Bilirim eğer, oysa tanırım. Kahraman ne olur tek başına gitme. Sen götür. Kahraman. Kahraman. Neyse acımız. Neyse yazımız, beraber yaşayacağız. Sen oraya gidersen ve eğer o topraksa, eğer o topraksa, bu acıyı tek başına yaşamana müsaade edemem. Varsa bir acı beraber omuzlayalım ne olur. Sen girmesen? Konuştuk bunu. Birlikte gireceğiz. Kahraman oğlumuz olmasın. O olmasın, ne olur. Geçti, geçti, geçti. Geçti, geçti. Toprak değildi kahraman oğlumuz, değildi, gördün mü, doğum lekesi yok, o değil. Çok şükür değildi yavrum, çok şükür değildi, o değildi. Oğlumuz değildi. Allah kimseyi buraya getirmesin, bizi bir daha buraya getirmesin ne olur. Allah'ım ne olur getirme bizi. Biraz uyursunuz. Uyumak iyi gelecektir. Çok bitkin düşmüşsünüz. Efendim? Maksut'un izine rastlayamadık kahraman bey. Ama çalışmaya devam ediyoruz. Peki, hastanedeki video kayıtlarıyla ilgili bilişime haber verdiniz mi? Kurtarılacak görüntüye maalesef ulaşılamadı. Anladığımız kadarıyla işe kameraları bozmakla başlamışlar kahraman bey. Onu o kadar iyi anlıyorum ki. Acısını, çalımlarını. Oh. Allah'ım çok zor. Çok zor. Kimseye yaşatmasın böyle bir acı. Bu bir kabus. Uyanacağız ve geçecek. Uyandır o zaman beni kar. Uyandır, ben dayanamıyorum.
İçimde bir his var. Oğlum iyi. Bize geri dönecek. O iyi. Nerede peki? Nerede? Kimin kucağında? Ağlıyor mu? Aç mı?